Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten programı devam ediyor. Umarız reklamları seyrettiniz. Reklamlar da bizdendir. O da bizim bir parçamız. Faturası kesildi, vergisi doğdu, vergisi ödendi. Reklamlar sizin karşınızda durabilmemiz için özel ve önemlidir. O yüzden bize gösterdiğiniz izleme ilgisini reklamlara da göstermenizi rica ederiz. Stüdyomuzda şu ana kadar konuştuklarımızın aynısını konuşacağımız ama iktidarın gözünden ve gönlünden bakarak konuşacağımız bir misafirimiz var. Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na yeni katılan Profesör Doktor Yasin Aktay sizinle ve bizimle birlikte. Efendim, gurur duyarız kendisiyle. Bilinen, sevilen, makul, her kesimle irtibat kurmaya çalışan değerli bir bilim adamıdır. Bir de hani bizim hemşerimizdir, Siirtlidir, o toprağın insanıdır. Gerçi hani ben o toprakta doğmadım ama o toprakta doğanlardan doğdum. Taşıyorsunuz. Nasılsınız, hoş geldiniz. Bir de tabii bir başka özelliğimiz daha var. Allah ona uzun ömürler versin, hayırlı ömürler versin, ailesine, sevenlerine de öyle. Geçen sene de biz beraber hacca gittik. Benim de hac arkadaşımdır kendisi. Ama o bu sene de gitti. Allah kabul buyursun. Nasip kısmet. Allah kabul buyursun. Nasip kısmet. Bize de dua etsiniz mi? Bazıları böyle kontenjandan gittiğimizi zannediyorlar. Öyle bir şey yok yani. Bu biz özel görev icabı gittik yani. Allah kolay. Ya bir şey olmaz canım. Nasıl gidersen yani git. Yani aslında nasıl gidersen gitmek gerekiyor. Tabii yani canım. Varsa bir yol. Ayet öyle diyor. Şimdi yol, bir yol bulan gelsin diyor. Yol bulan gelsin. Tabii. Evet. Sen de bunu yapamazsın yani. Yani maharetin bir, büyük. Her evet. zaman bir yol buluyorsun. Bize de bir söyle. Allah kısmet ediyor şüphesiz. İnanın ama. İnanın ki şey oldu. Yani son 4 gün içerisinde girdiğimiz zaman hiç niyetim ve doğru. planım yokken yani bir anda böyle bir davet geldi. Allah Allah davet Allah, görev davetiydi yani. Çok güzel, evet. Allah kabul etti. Bize de dua ettiniz mi? Etmez miyiz? Yani sorgu için sormuyoruz. Kesinlikle Allah, ettim Allah. Çünkü geçen seneki hac hakikaten damağımızda kaldı böyle yani gezdiğim her yerde dedim bak Erkan Bey geçen sene burada işte Türk hacılarının karşısına geçip ey Türk hacıları diye bir bağırdı. Bağırıyordu. Doğru. Çok muhteşem bir şeydi gerçekten. Sizi seviyoruz. Hoş geldiniz. Allah kabul buyursun. Ama siz işte bu İsrail'le yalandan kavga ediyormuşsunuz. Biz mi? Adalet ve Kalkınma Partisi olarak. Ya öyle bir şey olamaz. Yani yalandan kavga olabilir mi? Yani bizim 9 tane vatandaşımızı şehit ettiler. Yani Gazze'yi abluka altına alıyorlar ve Gazze'de ölen her çocuğun acısını gerçekten bütün samimiyetiyle en derinliğinde hissetmemek insan olmaktan çıkmak demektir yani. Yani orada insanlar ölüyor. Dökme kurşun operasyonları yapıldı ve misket bombaları atıldı çocukların üzerinde. Şimdi o zulme isyan etmeme, o zulme yalandan isyan edilebilir mi? O zulmü gördüğünüz anda zaten isyan edersiniz gibi. O zulmü Müslümanlar yapsa isyan edersiniz. Yani bırakınız İsrail yaptığında, Müslümanlar böyle bir zulmü yaptığında böyle bir zulme isyan etmek zorundasınız. İnsan olan isyan etmek zorundadır. Ve ne yazık ki söz konusu olan İsrail olduğunda bir takım insanların vicdanları karalar bağlıyor ve hiçbir şekilde itiraz etmiyorlar böyle bir zulme. Efendim ama siz işte bir taraftan böyle diyorsunuz, bir taraftan Malatya'da Kürecik'te İsrail'i korumak için füze kalkanı kuruyorsunuz, ya ben, radar sistemi kuruyorsunuz diyorlar. Yasin Hocam. Desinler, herkes istediği şeyi söyleyebilir. Demokrasi böyle bir şeydir. İsteyen istediği şeyi söyler ama yani biraz da düşünerek söylesinler. Biraz da bakarak söylesinler. Biraz da yani ellerini vicdanlarına koyarak söylesinler. Yani Kürecik'le ilgili NATO ile yaptığımız sözleşmeler ortada. Hangi birinde İsrail'in savunmasına dair en ufak bir değini, en ufak bir referans, en ufak bir ifade var? Yok öyle bir şey. Yok. Yani İsrail NATO üyesi değil. Orada bütün ifadeler NATO üyesi ülkelerin ülkeye yönelik bir tehdit İran söz konusu öyle olduğunda. Diyor, kafası bozulmuş İranlıların. NATO, bakın o Kürecik bir saldırı radarı değil. Bir savunma radarıdır, bir tespit radarıdır. Yani orada savunma radarı bile sayılmaz. Yani savunma saldırı tespit radarı. Yani eğer Türkiye'ye veya NATO ülkelerine yönelik bir şey oluşursa, bir saldırı oluşursa, yani bir füze diyelim ki bir füze harekete geçerse bir NATO ülkesini hedef almış bir füze, bu tespit eder. Ya İran dostumuz kardeşim, 1500 yılından beri böyle diyorlar. Doğru. Madem dostumuz o zaman sorun yok zaten. Yani dostumuzsa... Ama siz çok zekisiniz ya, bu soruların altından kalkıyorsunuz. Hayır, dostumuzsa, İran dostumuzsa... Oradan... Madem ki dostumuz, ne bağırıyorsunuz diyorsunuz. Ne bağır? Demek ki oradan bize bir saldırı gelmeyecek demektir. O zaman demek ki onun tespitinde de kullanılmayacak bu Kürecik radarı. Ama biliyoruz ki İran şu anda işte nükleer programı var. Bu nükleer programı illaki bir silahlı nükleer silaha dönüştürme konusunda kendi ifadesi var. Öyle bir niyetimiz yok diyor. Tamam. Biz inanıyoruz ona.
Ama Batılılar inanmıyor, Batılılar güvenmiyor. Batılılar umurumuzda değil bu anlamda. Aslında Batılıların inanıp inanmaması önemli değil. Biz komşumuza, kadim dostumuz yani komşumuz İran'a güveniyoruz biz. Dolayısıyla bizim ona karşı kullanacağımıza dair değinilere bile yani öyle bir referans verilmek istendi. Türkiye bunu reddetti biliyorsunuz. Yani bunun sözleşmesi yapıldığında, bunun konsepti yazıldığında Kırıcık'taki radarın, Türkiye itiraz etti. Herhangi bir ülkeye karşı değil. Herhangi bir ülkeden yana bir tehdit oluşursa, bu İran'da olabilir. Yani bugün İran çok iyi ama yarın... Yani, yarını kim biliyor diyorsunuz? Kim bilir? Allah'tan yani başka kim bilebilir? Tabii, kim bilebilir ama zaten eğer İran... Ama siz fiilen bitirdiniz can tartışmayı. Madem ki dostumuzdur, ne konuşuyorsunuz tabii, o zaman dediniz. Öyle yani oradan yana bir tehdit gelmeyecek demektir. Ama oradan yana bir tehdit gelmeyecekse bu ona karşı kullanılmayacak demektir. Ama ondan yana bir tehdit gelişirse zaten kullanılması gerekecektir. Öyle mi? Evet, doğru. Doğru yani. doğru yani bitti. Ya, tabii sosyolog olunca siz biraz kafamız karıştı. Bir daha söyler misin? Bu biraz mantık aslında. Biraz yani bir sosyolog olunca mantığı da iyi kullanıyorsunuz. Evet. Nasıl yani? Şimdi şöyle, İran bizi tehdit etmeyeceğini biz biliyoruz. Ve dediğim gibi bu Kürecik'teki radar bir savunma radarıdır, bir saldırı radarı değil. Yani o radardan diyelim ki İran'a karşı bir saldırı zaten ne planlanabilir ne de şey yapılabilir yani gelebilir. Geriye ne kalıyor? Savunma radarıysa İran'dan bize bir saldırı gelmeyecekse zaten sorunu yok. Ama İran zaten bize karşı saldıracaksa böyle bir savunmamızın olması gayet doğal. Doğru. Bu sadece İran için değil, Rusya için de söz konusu olabilir. Suriye için de söz konusu olabilir veya başka Çin'den buraya gerçi yani menzil olarak belki gelmesi mümkün değil ama herhangi bir ülkeden. Yarın bozuşuruz, Avrupa ülkelerinden birisinden gelebilir. NATO ülkeleridir. Gerçi çok sözleşme gereği öyle bir şey yok ama bu İsrail için, İsrail'i korumak gibi bir amacının olduğu düşüncesi tam bir kara propagandadır. Yani böyle bir şey söz konusu değil, olamaz da. Evet, diyor çok CHP Genel Başkanı yani. Kılıçdaroğlu, eğer İsrail'e kızmışsan, yüreğin varsa Küreci'yi kapat dedi. Ne alaka yani? Hiç alakası olmayan şeyler bunlar yani. Yani burada tabii Kılıçdaroğlu tabii muhalefet partisileri her gün bir şey söylemek zorunda hissediyor kendisini. Bir de söylediği şeyler de bir etki edecek şeyler söylüyor. Bu arada gerçeği çarpıtıyor tabii ki. Yani bence çok sorumlu da davranmıyor. Sorumlu bir muhalefet anlayışıyla da davranmıyor. Çünkü Türkiye'nin Kürecik'te veyahut da NATO'dan mütevellit sorumluluklarını bir defa yerine getirmesi gerekiyor. Yani Türkiye NATO'nun bir aktif üyesidir. Yani NATO'nun böyle eskisi gibi pasif, emir kulu gibi davranan bir üyesi değil. Eskiden Türkiye fakir bir ülkeydi. NATO'ya muhtaçtı. Uluslararası anlamda da angajmanları biraz daha tek taraflı mecburiyetlere dayanıyordu. Ama bugün Türkiye öyle değil. Çok çok şükür Türkiye NATO'da gerektiğinde NATO kozunu kullanıp diyelim ki Libya'nın işgalini engelleyebilmiş bir ülkedir. NATO'yu kendi NATO'da aktifliğini, aktif üyeliğini Müslüman ülkelerin korunması lehine kullanabilmiş bir ülkedir Türkiye. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'den bir karar çıktı. Libya'nın işgali doğrultusunda değildir. Libya'da insani müdahale doğrultusunda bir karar çıktı ve Türkiye bu insani müdahalenin Fransa ve İngiltere tarafından işgal için, oranın Irak gibi işgal edilmesi için bir gerekçe olarak kullanılmasını, yani bir fırsatçılık yapılarak kullanılmasına karşı NATO kozunu öne sürdü. Dedi bu NATO operasyonu. Öyle demiyorlar. Dindarlar kızıyor daha çok. Dindar... Ya sen NATO'nun önüne düştün, Libya'yı parçalayıp ettin kardeşim diyor Mustafa Kamalak. Doğru, bir takım ezberler var. Ben Sayın Kamalak çok sevdiğim, saydığım bir insan. Yani kendisiyle de böyle bir polemiğe girmek istemem ama o da ya bilmiyor veya bir muhalefet partisi rolü bence. Ezberleri bozamadılar dediniz. Yani muhalefet için... Muhalefet ezberlerini bozamadı dediniz. Kesinlikle bozamıyorlar. Yani muhalefet etmek için çok daha iyi alanlar var aslında. Yani böyle alanlara yönelmeleri aslında çok fazla burada yazalım yaramıyor. Mı? Evet. Manşet yapıyoruz da. Çok iyi alanlar var muhalefet. Ya muhalefet etmek için aslında çok iyi alanlar var. Evet ama o alanlar ya. Ama o alanlar muhalefet... Siz kendiniz bir daha söyleyin de biz bunu yarın bir daha haber yapacağız çünkü. Evet yani akıl vermek gibi olmasın muhalefete ama yani daha iyi alanlar var uğraşacak. Öyle diyorum. Ezberleri bozamıyorlar dedi. Ezberleri bozamıyorlar. Ezberleri yani. Bozamıyorlar. Ama... Ve uluslararası ilişkiler anlamında da ciddi... Libya parça parça oldu ama biraz haklı değiller mi efendim? Ciddi sorunları var. Gidip Esad'la görüşebiliyorlar. İşte yakında İran'da bir Esad'ı kurtarma operasyonu oldu. O Esad'ı kurtarma yönünde bir toplantı düzenlendi.
Yani katılanlar hakikaten çok ilginç insanlardı. Aralarında da Mustafa Kamal'ın bulunması gerçekten beni de şaşırttı aslında. Yani orada yani Esad'a bir tür can simidi uzatmak, atmak anlamına gelen bir toplantıydı bu. Ve orada yani Mustafa Sayın Kamal'ın ben muhalefet anlayışını muhalefet yapayım diye Türkiye'nin uluslararası anlamda işte Türkiye uluslararası anlamda yani insan elini vicdanına koyacak hiçbir zaman bu kadar kendi politikasını gütmüş bir dönem yaşamamıştır. Bunu da manşet yapıyoruz. Evet. Tweet atıyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun. Evet. Türkiye hiçbir zaman yani son 100 yıldır belki de hiçbir zaman bu kadar kendisi olamamıştır. Dış siyasette. Canım işte Libya'yı parçaladılar, biz onlara yardım ettik. Önlerine düştük. Libya'yı hayır aksine Libya zaten parçalanıyordu. Parçalanmadı. Kaldı ki parçalanmış değil Libya. Libya zaten Kaddafi'nin artık miadı dolmuştu. Kaddafi'ye karşı halkın isyanı başlamıştı. Bu isyandan tıpkı Mısır ve Tunus'ta gerçekleşeceği farz edildi. Bir fırsat devşirilmeye çalışıldı. Yani Fransa ve İngiltere bilhassa onların başını çektiği koalisyon bir fırsat devşirmeye çalıştı. Orayı Irak gibi işgal etmek istedi. Aslında hedeflenen şey Irak, Libya'nın parçalanması değil. Libya'nın Irak gibi işgal edilmesi ve uzun süre belki yani istikrarı korumak adına orada fiili şey güçlerinin Fransa ve İngiliz güçlerinin orada bulunması hedefleniyordu ama Türkiye engelledi onu. Türkiye Fransa'nın hevesini kursağında bıraktı. Bak bunu manşet yapabilirsiniz. Türkiye Fransa'nın hevesini kursağında bıraktı Libya'da. Ermeni meselesinde daha sonra Sarkozy'nin büyük bir işgüzarlıkla çalışmasının bir sebebi de Türkiye'den intikam almaktı bu olaydan dolayı. Yani Ermeni meselesini bu kadar büyük bir aşkla, şevkle gündeme getirmesi Ermenilere olan aşkından değildi. Türkiye'ye bir fatura ödetme isteğiydi. Yani Libya'da Türkiye'nin Fransa'nın önünü kesmesine karşı şey yapmasıydı. Yani biz bir tür hınç sonucu Ermeni kartına sarıldı. Sizin politikalarınız yüzünden terör örgütü azdı. PKK ve onun uzantısı BDP'lileri zapt etmek mümkün değil. Ülke yavaş yavaş sürükleniyor bir bölünmeye, görmüyor musunuz demiş. Ben öyle bir yazıları şey görmüyorum. Tam okuyamıyorum. Yok, bazen çıkmıyor. Ben öyle bir şey görmüyorum. Türkiye öyle bir bölünmeye falan sürükleniyor değil mi? Çok şükür Türkiye her zamankinden daha sağlam. Doğusuyla batısıyla bugün biraz daha bütünleşmiş bir ülke olma yolunda inşallah. BDP'lilerin bu şekildeki davranışları, sorumsuz davranışlarına rağmen PKK'nın bölgede bir halk ayaklanması başlatma heveslerine rağmen tam da bu demokratik tutumundan dolayı Türkiye'de hükümetimizin bu demokratik tutumundan dolayı Kürt meselesini PKK meselesinden başarılı bir biçimde ayırt etme başarısından dolayı ayırt etmesinden dolayı Türkiye bırakınız bölünmeyi daha fazla bütünleşme yoluna girmiş bulunuyor. Yani hevesi kursağında kaldı. Hevesi kursağında kalanlardan bir tanesi de PKK olmuş oldu. Ama Türkiye demokratik bir ülkedir. İnsanlar her çeşit görüşlerini ifade edebilirler. BDP'lerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili sözler sarf etti Sayın Başbakan. Evet. Şimdi hakikaten dün bazı şeyleri gördünüz. Yani silaha sarılmaktan bahseden milletvekilleri var. Yani terörü sanki adeta bir hak gibi gören, bir mücadele yolu gibi gören milletvekilleri var. Şimdi o milletvekillerine karşı bu tür vatandaşlarımızın, ki bu vatandaşımız önemli bir şeyi temsil ediyor aslında. Yani evet. Halkımızın. Önemli endişeyi. Evet. Endişeyi temsil ediyor. O endişenin de bir hakkı var. Şimdi demokratik olarak görüşünü ifade eden hiç kimseye bu görüşünden dolayı dokunulmazlığı kaldırmıyor. Eğer milletvekiliyse zaten dokunulmazlığı kaldırılması düşünemez. Milletvekili değilse bile bence vatandaşımızın artık demokratik bir kaldırılmazlığı var. Demokratik bir dokunulmazlığı var artık. Yani vatandaşlarımız da artık dokunulmaz olmak zorundadır görüşlerinden dolayı. Görüş. Yani dokunulmazlık sadece milletvekili yani ait şey değil. Şiddet uygulamıyorsa sadece aklından geçeni ağzıyla söylüyorsa öyle, ama çok rahatsız ediyor bizi söyledikleri. Rahatsız edebilir. Yani onların söyledikleri de diyelim ki doğudaki birçok insanı rahatsız ediyor olabilir. Bu demokrasi bir tahammül rejimidir. Demokrasi bir tahammülü öğrenme rejimidir. Bu yavaş yavaş öğrenilecek ve tahammül edildikçe de bahanesi kalmıyor terörün. Terörün bahanesi kalmayınca da insanların birbirlerine her şeyi çok rahatlıkla ifade edebildikleri bir süreçtir. Ama bu sürecin sonunda ne gelir biliyor musunuz? Bir süre sonra insanlar makul olanı bulmaya çalışıyor. Yani olabilecek en kötü, en ağır şeyi söylediği halde başına bir şey gelmediğini gören insanlar sırf kendilerinden utanırlar. Yani Türkiye öyle bir mesela sosyolojik bir tespit midir bu? Tamamen sosyolojik. Bilimsel bir tespit mi? Tamamen sosyolojik. Bu şey çünkü bu
ağır söz söyleme bir süre sonra medenileştirir insanı. Yani ulan sana ağır söz söyledin, sen bana tahammül ettin. Ben bir daha söyledim. Bir daha söyledim, gene tahammül ettin. Bir süre sonra diyorum ya ben sana niye bu ağır sözü söyleyeyim ki yani? Hak etmiyorsun. Hak etmediğini ben kendim vicdanen artık düşünmeye başlıyorum. Şu anda Türkiye'de halen BDP'li milletvekilleri veya BDP çevreleri, hatta Kürt siyasetçilerin önemli bir kısmı halen hükümetin, devletin tutumunu değiştirmediği, faşizan bir tutum içerisinde olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Evet. Türkiye'nin Kürtleri halen inkar ettiğini, asimile etmeye çalışıyor olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Buna rağmen hükümet demokratikleşme adımlarını atmaktan geri durmuyor şu anda. Dikkat edin, bir sürü yasa, bir sürü demokratikleşme, açılımcı yasa PKK'ya rağmen yapılıyor. Bakın PKK sayesinde PKK'nın söküp aldığı haklar gibi değil. Tam sırada o var. PKK'ya rağmen yapılıyor ne bu adımlar. Ne konuşuyorsun oradan Yasin Hoca? PKK olmasaydı, bizim silahlı mücadelemiz olmasaydı Türkiye bu hakları bize vermezdi. Yıllarca zulüm yaptınız, inkar ettiniz, haklarımızı bize yaşatmadınız. Bu da evet. O görüşten. Bu çok yanlış bir görüş. Bu PKK çevrelerinde pompalanan bir propagandadır ama bu propaganda tamamen gerçeklerden uzak bir propagandadır. Türkiye'de özellikle son 10 yılda gerçekleşen bütün adımlar, demokratikleşme adımları PKK'nın sabote etmesine rağmen, PKK engellemesine rağmen, PKK hatta yapıldıktan sonra muhalefet etmesine rağmen yapıldı. Yani ana dilde eğitim, yayınlar yani Devletin televizyonundan yapılan. TRT Ses'in açılması sürecine bir bakınız. Bir de özel televizyon var. Özel televizyon dünya televizyonu misafir ettik burada. Siyasi partilerin kapatılmasına muhalefeti şey yaptı. BDP yaptı, meclise girmedi. Meclise girmeyerek onun yasalaşmamasını, anayasadan geçmemesini sağlamış oldu. Bugün eğer BDP bir şekilde kapatma davasına maruz kalırsa bu biraz o kendi sayesinde olmuş olacak. Yani devlet sayesinde veya devletin baskıcı politikaları sayesinde yüzünden olmayacaktır. Tamamen kendi ihmali yüzünden veya kasıtlı olarak tabii ki engel çıkarmasından kaynaklanmış. Yoksa biliyorsunuz 12 Eylül referandumunda oylanacak maddelerden bir tanesi de parti kapatılması meselesi. Daha birçok şey yani bugün ana dilde savunma hakkı mesela. Ana dilde savunma hakkı zaten. Açlık grevi yaptılar. Açlık grevlerinden. Öyle oldu kardeşim, haberin şimdi, yok mu senin diyorlar. Açlık grevlerinden çok önce parti politikasına, parti programına konmuş durumdaydı ve yasalaşma takvimi bile belirlenmişti. Yani aslında bu açlık grevlerinin elde etmeye çalıştığı şeylere, haklara baktığınız zaman zaten ya verilmiş haklardı veyahut da verilmesi imkansız olan haklardı. Yani ana dilde eğitim var. Veya verilmesi planlanan zaten. Öyle. Veya ilan edilen. Verilmek olarak biz verilmesi olarak bakmıyoruz. Biz hakları vermeyiz. Hakları tanırız. Evet. Haklar verilmez. Hak zaten vardır. İhlal edilmiştir, inkar edilmiştir, gasp edilmiştir. Biz olaya böyle baktığımız için zaten eninde sonunda utanacaklardır diyoruz. Yani diyoruz ya, yani bunlar bir süre sonra söyleyecekler, bıkacaklar. Çünkü halkta bir bıkkınlık oluşmuş durumda. Ben dün Siirt'teydim işte. Gördüm gazetede. Geçen hafta Siirt valisiyle kahveye gitmişsiniz gece yarısı. Geçen hafta Mardin'deydim, evvelki hafta Diyarbakır'daydım. Ben sürekli bölgede gezen bir insanım. Yani orada giderek bu tarz propagandaların, bu tarz söylemlerin Kürt halkında bir bıkkınlık yaratıyor olduğunu, PKK'dan, BDP'den yana bir bıkkınlık yaratıyor olduğunu ben kendi gözümle gördüm. Bizzat BDP'ye oy vermiş insanlar, yani bu insan vicdanlı olmalı, yani hükümet elinden geleni yapmış durumda şu anda. Diyor mu? Diyen çok yani şu anda. Tabii ki herkes demiyor tabii. Bu bir süreçtir. Çünkü hükümetin bu konudaki tavrı, yani bak Erkan Bey çok açık söylüyorum, mevzu şey değil yani. Mevzu sadece bugün Kürt meselesini halletme meselesi değil. Türkiye'nin bütün gelecek kuşaklara ve bugünkü coğrafyaya, bugünkü dünyaya bir model bırakma, ideal bir model bırakma kavgasıdır aslında. Yani bu Türkiye'nin çok kocaman bir laf bu. Bu aslında AK Parti'nin... Biz mevcut yönetim meseleleriyle uğraşmıyoruz. Büyük bir iddiamız var, bir model üzerine. Kesinlikle bir model bırakacağız. Kesinlikle Kürt meselesi için bu vizyon içerisinde küçük bir mesele olarak kalıyor. Ama ne kadar küçük bir mesele olarak kalırsa zaten bu küçük meseleyi büyütmek birilerinin işi. Evet. Küçük meseleyi büyütmek aslında halledilmesi çok kolay bir mesele. Yani eğer PKK aradan çekilse, PKK bu sabotajları yapmasa, terör yapmasa, birileri de buna çanak tutmasa emin olun bu mesele öyle çok halledilmeyecek bir mesele değil. Yani hükümetin şu anda açmış olduğu alan, siyasal alan, her çeşit konunun hiç çekinilmeden artık tartışılabileceği bir alan haline gelmiş durumda. Ya ne tartışması kardeşim?
Gazeteciler, televizyoncular, paşalar, siyasiler Silivri'de sürünüyorlar, çürüyorlar. Ne tartışması beyefendi? Birileri o Silivri'de sürünenler neden süründüklerini biliyorlar zaten de. Yani bir dakika. Çok harcoyuz. Bu tweet yaparız bak. Tweet yaparız sayın hocam. Abi, yani. Silivri'de süründüklerini iddia edenler orada neden süründüklerini biliyorlar. Evet. Dediniz biz de manşet yaptık. Evet. Efendim, Türkiye'de her şey konuşuluyor dediniz. Hı hı. Konuşanı içeri atıyorlar diyorlar. Kimi atmışlar? Konuştuğu için kimi atmışlar? Bir tane adam söylesinler. Sadece konuştuğu için atılmış denilen bir adam söylesinler. Bu dönemde tabii. Yani bu dönemde konuştuğu için içeriye atılmış denilecek bir adam yok. Ama bu söz söyleniyor. Ya bu söz söyleniyor. Bu söz söyleniyor ama öyle bir adam gösteren. Milletvekillerimiz içeride diyorlar. Bakın geçen Adalet Bakanlığımız çok güzel bir şey yayınladı. Yani o uluslararası bir kuruluş, basın kuruluşu, içerideki gazetecilerle ilgili bir şey yayınladı, bir rapor yayınladı. İçeride 60-65 tane gazetecinin olduğunu söyledi. Evet. Adalet Bakanlığı da tek tek bütün o gazetecilere isnat edilen suçlar. İçlerinde bombalama var. İçlerinde bir yerde bir saldırıya beraber katılma, iştirak var, hırsızlık var, gasp var, her şey var. Yani isnat edilen bir sürü suçlama var. Gazetecilik yaptığından dolayı içeriye atıldığı söylenen veya gazetecilik mesleğinden dolayı hakkında dava açılmış hiç kimse yok. Ama şey var, adam öldürme var bak. Evet. Tabii terör faaliyetine katılma var. Bir yerde bomba döşeme var. Yani bombalı düzenek kurma var. Bütün bu şeyler yapıldı, dökümü yapıldı. Yani içeride tutulduğu söylenen gazetecilere isnat edilen suçlamaların hepsi var. Silivri'de gazeteci olduğu söylenen insanların neden orada tutulduğu belli. Gazetecilik yaptığı için değil. Gazetecilik yaptığı dönemde işte darbecilerle beraber yaptıkları ortak işlerden dolayı şey yapıyorlar. Yani öyle bir yargılaması söz konusu. Milletvekilleri kaçırılıyor, başsavcı vuruluyor, sizin parti başkanlarınız kaçırılıyor. Sen daha oralarda gezemiyorsun. Kardeşim, Doğu ve Güneydoğu fiilen bizim memleket olmaktan çıkmış. Hala konuşuyorsun Yasin Hoca dedi. Hiç de öyle değil. Bakın gece yarısı emin olun bak Siirt'te gece yarısı saat 3'e kadar ben bir arkadaş yani içinde az kaldığım için çok yoğun yaşıyorum. Herkesle görüşüyorum. Hiç mübalağası saat 3'e kadar gecenin 3'üne kadar en kötü yerlere kadar kötü denilen yerlere kadar yürüyerek bir tane arkadaşlar alabildiğine tenha sokaklarda gezdik durduk yani. Evet. Bir kahvede saat 1'e kadar işte Sayın Valimiz de geldi. Halkın arasında MHP'liler diyor oturdum. Ki Türk bayrağını göndere çekemiyorlar kardeşim Doğu ve Güneydoğu'da ne konuşuyorsunuz diyorlar. MHP'liler bu programda diyor. Öyle şey yok yani göndere çekemiyorlar. Nerede öyle bir yer gösteremezler yok öyle bir şey. Yani bu sözler yani bu artık giderek ağzı olan konuşuyor kadar gider mi? Yani bu söz hakikaten çok ağır bir söz öyle bir şey yani mümkün değil öyle bir. Ben Vanlıyım kardeşim 20 yıldır Antalya'da yaşıyorum etle tırnak olmuşuz biz bölünmeyiz sen bırak bu işleri. PKK bu işleri bozmak için mahsus bunları yapıyor demiş bir seyirci. Doğru söylüyor. Zaten bunları siz yani de söylediniz. Ben de söylüyorum çünkü hakikaten ben doğrudan kendi tanıklığımı söylüyorum. Yani ben yani bölgenin şimdi bölgeden gelen haberleri kim getiriyor nasıl getiriyor? Şimdi bölgede birileri öyle bir tablo çizmeye çalışıyor. Ama iki taraf birbirine zıt iki taraf bu tabloyu çizmeye çalışıyor. Bir PKK'lı BDP'li taraf işte burası bize ait artık. Yani burada devlet tutunamıyor, halk şey tutunamıyor. Yani neredeyse Kürt devleti kuruldu gibi bir hava yansıtmaya çalışıyor. Öyle bir alakası yok yani gerçekten. Tamam o diğer taraf. Öbür taraf da yani işin vahametini göstermek için ise yani bu dönemde şeye verilen örgüte verilen tavizler veya Kürt siyasetçilere verilen tavizler yüzünden bu noktaya geldik demeye çalışıyor. Ben onları şeye davet ediyorum aslında gitsinler bir gezsinler yani Diyarbakır'ı, Batman'ı, Siirt'i gidip bir gezsinler. Mardin'i gidip bir gezsinler, Van'ı bir gidip gezsinler. Yani buradan konuşması kolay hakikaten yani biraz dilaklarası serpelim biraz isterseniz sabah sabah. Evet. Çok ağır şeyler çünkü tablolar bunlar ve gerçeği yansıtmayan tablolar. Yani gerçeği yansıtan tablolar bizim için nasıl bir etkinlik için gitmiştik biliyor musunuz? İbrahim Hakkı'yı biliyorsunuz. Tillo'daki İbrahim Hakkı, Fakirullah diye bir hocası var. Çok meşhur Erzurumlu İbrahim Hakkı. Şeydedir, Tillo'da metfundur. Fakirullah'ın öğrencisi. Ve o kadar büyük bir, o kadar destansı bir hoca-öğrenci, öğretmen-öğrenci ilişkisi var ki 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bu hoca-öğrenci ilişkisini simgeselleştirmek... İbrahim Hakkı Hazretleri'nin öğretmeni Fakirullah. Fakirullah evet. İbrahim Hakkı kendi hocası öldükten sonra, vefat ettikten sonra ona olan sevgisini ifade etmek için bildiği bütün astronomi bilgisini ve
optik bilgisini, fizik bilgisini kullanarak o zamana kadar geliştirdiği bütün şeyleri bir düzenek kuruyor ve gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Eylül ve 21 Mart'ta doğan güneşin herkesten önce, herkesten 15-20 dakika önce kendi hocasının mezarını aydınlatmasını sağlayan bir düzenek kuruyor. Bu düzenek 160 yıl çalışıyor. Yani bir defa böyle bir düzeneği kurabilmek muhteşem bir şey. Bir aşkın ifadesidir, bir sevginin ifadesidir. Bu düzenek 160 yıl çalışıyor. 50 yılların sonları, 60'lı yılların başlarında çok derme çatma bir duvarın duvarda bir mercek olarak kurulmuş. Bunu bir düzeltelim diyorlar. Yıkıyorlar, yeniden inşa ederlerken bir türlü oturtamıyorlar şeyi. Allah Allah. Oturtamadıkları için. Bunu ben biliyorum tabii de, memleketim olduğu için. Yine de Allah Allah diyorum yani. 50 yıl boyunca bu düzeneği yeniden kuramıyorlar. Yani bütün araştırmalara rağmen en nihayet geçen sene bir sürü fizik profesörü, TÜBİTAK'ın tayin ettiği 4-5 tane profesör yoğun çalışmaların sonucunda, uzun çalışmaların sonucunda geçen sene bu düzeneği tekrar kuruyorlar. Ama aynısını yine kuramıyorlar aslında, ama bir benzer bir düzenek kuruyorlar. Şimdi bu olayı Siirt Valiliği, daha doğrusu Siirt'in sivil toplum kuruluşları, Siirtler.net diye bir internet sitesi, gazeteci Eyüp Güzel, onların girişimiyle bu olayı bir hoca-öğrenci münasebetlerini 24 Kasım'da simgeselleştirmek üzere kutlamaya karar veriyorlar falan. Bu çerçevede bir etkinlik var ve bu etkinlik gayet bir etkinlik, yani halkın katılımıyla gerçekleşen bir etkinlik. Yani Güneydoğu sadece şeyden ibaret değildir yani, terörden ibaret değil. Güneydoğu çok derin bir tarihin, derin kültürümüzün yaşandığı bir yerdir aynı zamanda. Ve kültürel çoğulculuğun da yaşandığı bir yerdir. Yani orada sadece Kürtler de yaşamıyor. Yani Tillo'da yaşayan insanlar, Siirt'te yaşayanlar, Mardin'de yaşayanlar, Araplar ve bunlar Diyarbakır'da da iç içe yaşıyor, Batman'da da iç içe yaşıyor bunlar. Ne yapalım kardeşim, bölünmek istiyorlar, ayrılmak istiyorlar, gitmek istiyorlar, senelerce kan kusturdular bize diyorlar. Yani bölünmek isteyen var olabilir. Yani demokraside aslında bölünmek isteyene de yer vardır. Bunu yeter ki insanları ikna etsin. Kendi insanını ikna etsin, kendi halkını ikna etsin. Yani çıksın o PKK bıraksın silahları. Bugün artık bölünmeyi bile savunabilir Türkiye'de birisi. Bugün bölücülük artık bir sıçlama konusu olmaktan çıkmıştır. Türkiye'nin demokrasisi bu ölçeklere ulaşmıştır. Demokrasi noktasında, demokratik alanda birisi kalkıp Türkiye'nin bölünmesini, bir bölgenin Kürt olmasını, bir bölgenin başka bir şey olmasını savunabilir. Ama savunduğu bu şeye halkı yine tartışarak ikna etmek zorundadır. Anlatarak ikna etmek zorundadır. İkna edebilirse tabii ki. Bu ikna edici değil bir defa. Halkımız buna ikna olmuyor. Yani ne Diyarbakır halkı, ne Siirt halkı, ne Van halkı böyle bir bölünme fikrine asla prim vermez. Prim vermez. Kürt halkı da prim vermez, size söyleyeyim. Ama siz silahla ikna etmeye çalışırsanız bu ikna değildir, bu zorlamadır, bu cebirdir. Siz niye eleştiriyorsunuz Türkiye hükümetini? Hani çok baskı yapmak, şiddet uygulamak. Bir defa öyle bir şiddet uygulama diye bir şey yok. Yani eline silah almayana karşı artık devletimizin böyle bir uygulaması yok. Geçmişte bir takım gerçekten hatalar yapılmıştır. Yani 80'li ve 90'lı yıllarda devletin yaptığı hatalar adeta PKK'ya yardım olmuştur. PKK'yı daha, yani PKK'ya insan kaynağı sağlama konusunda, militan desteği sağlama konusunda devletten daha büyük bir destekçi, bir yardım ve yatakçı olmamıştır. Terörün en büyük yardım ve yatakçısı şeydir, yardımcı ve yatakçısı devlet olmuştur. Çok ağır konuşuyor. 80'li ve 90'lı yıllarda kesinlikle. Terörün en büyük yardım ve yatakçısı devletti. Kesinlikle. Bunu manşet yapıyoruz. Kesinlikle. Yani bir sakıncası yok değil mi? Şimdi siyasi bir kimliğiniz var hocam. Yani eskisi gibi hani bilim adamı, sosyolog falan, ama artık AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesisiniz. Hatırlatmak isterim yani. Tabii yani o dönemde yapılan uygulamalar PKK için gerçek anlamda insan kaynağı sağlıyor. 80'li ve 90'lı yıllarda PKK terör örgütüne yardım ve yataklığı, en büyük yardım ve yataklığı devlet yaptı dediniz. Kesinlikle. Devletti dediniz. Hı. Peki şimdi efendim BDP'lerin kalksın mı yani dokunulmazlığı? Onu mu getirecek AK Parti? Öyle bir planınız mı var yok, efendim? Yok, HSÇ'a iştirak etmiş birileri varsa, yani aleni bir HSÇ'a iştirak etmiş birileri varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şeyidir tabii, değerlendirmesi olacaktır sonuçta bu doğrultuda. Ama hani bazı şeyler hakikaten şey nezdinde, şimdi kamuoyu da çok iyi takip ediliyor bu noktada. Bu değerlendirme çok hassas yapılmak zorunda olan bir değerlendirmedir. Yani sonuçta demokratik görüşlerini ifade etme
konumunda olan insanların sırf görüşlerini ifade etti diye dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olamaz. Yani o görüş ne olursa olsun, ister bölünme olsun, ister, yani dikkat ederseniz zaten öyle oldu. Şimdiye kadar söylenemeyen hiçbir şey kalmadı dikkat ederseniz. Ve eleştiriler söylenenlere değil şu anda. Eleştiriler bizatihi terör örgütüyle beraber, terör örgütüne, hani terör örgütüyle temas kurmak da eleştirilmiyor burada. Bak artık bu kanıksanmış durumda Türkiye'de. Herkes bunu kabulleniyor. Yani bu da makul, normal kabul ediliyor. Yani BDP'ler tabii ki PKK ile siyaset arasında belki de bir köprü oluşturabilir. Ama siz temas kurduğunuz anda PKK'yı daha fazla eylem yapmaya teşvik ediyorsanız, insan öldürmeye teşvik ediyorsanız, bunun adı artık siyaset değildir. Bunun adı artık demokratik hakkını kullanmak değildir. Bunun adı artık milletin vekilliği falan değildir. Çünkü bir milletvekili Türkiye'de ne de olsa sadece Kürt halkının temsilcisi değildir. Bu genel olarak bütün Türkiye'nin temsilcisi olarak davranmak zorundadır. Efendim çok önemli bir mesaj verdiniz. Yani PKK ile BDP'lilerin PKK ile temasını bile makul karşılıyor artık millet. Hı. Ama temas noktasında terörü teşvik ediyorsanız, adam öldürmeyi teşvik ediyorsanız bu bir suçtur. Siyaset değildir. Tabii, siyaset dediniz değil, bunu tweet yapıyor bu siyaset, arkadaşlar. Bu siyasetten uzaklaşmaktır. Siyaseti inkar etmektir. Siyasetin altını oymaktır. Siyasete karşı suçtur bu. Siyasete karşı cürüm işlemektir. Siyaset yapma kanalları. Bu sadece bir siyasetçinin özgürlüğü değil. Bu siyasetçi başka siyasetçilerin özgürlüğünü de kısıtlayan bir hareket yapmış oluyor. Başka, yani şu anda kaçırılan bir sürü insan var. Siviller var. Sivil idareciler var. Bugün Şırnak'taki AK Parti il başkanının kardeşi öldürüldü. Bir sürü başka yerde AK Partili siyasetçilere siyaset hakkı tanınıyor. Orada alınıyor, kaçırılıyor, öldürülüyor. Yani böyle yollar. Ya bunlar eğer BDP'li siyasetçilerin de iştirak ettiği bir takım suçlarsa, ki öyle tespitler olduğu yönünde deliller var zaten, dokunulmazlığın kaldırılması bu tür davalar için söz konusu. Yoksa görüşünü ifade etmiş. O görüş ne kadar iyi, yanlış atmışız galiba. Bugün bölücülük bir suçlama konusu olmaktan çıkmıştır demişiz ama demokratik usul ve esaslarla bölücülüğü savunmak bile evet, demek evet, lazım. Evet, bunu evet, düzeltsin bizim arkadaşlar, düzeltin çocuklar onu. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsait evet, bu laf. Peki efendim, Mısır bizden öne geçmiş bu İsrail meselesinde, Gazze meselesinde diyorlar. Nerede geçti? Şu şey olayında geçti, Gazze'deki hadisede. Yani evet, Filistin ile İsrail arasındaki görüşmelerde değil mi? Onu kastediyorlar. Yani bu Mısır'ın öne geçmesi diye bir durum geçsin. Yani Türkiye'nin öyle bir rahatsızlığı olmaz. Yani Mısır gerçekten Türkiye'nin önüne geçiyorsa, geçebiliyorsa, geçebilecek hale gelmişse, Türkiye'nin bütün hedefi bu zaten. Türkiye Mısır'ı, Mısır'ın kalkınmasını, Mısır'ın tekrar tarih sahnesine eski günlerdeki gibi değil artık, eski günlerdekinden çok daha iyi bir şekilde girmesini istiyor. Çünkü Mısır'ın tarih sahnesine geri dönmesi hem Türkiye'nin şu anda üzerindeki yükünü kaldıracaktır, ağırlığı kaldıracaktır. Türkiye bundan gocunmaz yani. Yani Türkiye'nin bölgede böyle bir illa her şeyin önünde ben olayım diye bir derdi yok. Evet. Türkiye'nin savunduğu bir takım tezleri başka aktörler de savunsun. Mısır da savunsun, Tunus da savunsun. Başka ülkeler de savunsun. Türkiye'nin bir rahatsızlığı olmaz bundan yani. Çünkü Türkiye bakın 2008 yılında Türkiye Gazze'ye karşı dökme kurşun operasyonunu yürüten İsrail'e karşı tek başına muhalefet etti bütün dünyada. Öyle değil mi? Evet. Fakat bugün bu muhalefetini Türkiye birkaç ülkeyle birlikte yapıyor. Yani hatta neredeyse 10 tane ülke şu anda Türkiye'nin yanında. Türkiye ile beraber hareket ediyor. Ve Türkiye illa ben bunların önünde, onların öncüsü olayım diye bir derdi yok. Türkiye tabii ki çok daha farklı bir rol oynuyor, özgün bir rol oynuyor. Ama illa ben hepsinin önünde olacağım diye bir şartı da yok. Ama Türkiye'nin kabul etmek gerekiyor. Türkiye'nin bu konudaki çabaları diğer bütün ülkeler tarafından takdir ediliyor ve Türkiye'nin daha fazla bir beklentisi de yok açıkçası. Efendim tabii bunu bile bir tartışma konusu yapabildiler. Yani orada evet, kan akıyordu ve durdurulması için çaba sarf ediyordu. Bravo, önemli bu mi? Yani kimin önde, kimin hiç arkada, kimin bence ortada de, kaldığının bence yani. Hiçbir, önemi var mı? Bence de hiçbir önemi yok. Yani orada kanı durdurmak esasken, yani kanı kimin durdurmak? Bakın Amerika bunu yaptı. Yani ateşkesi ben yapayım, ben imzalatayım dedi. Bir gün geldi, geciktirdi ateşkesi. O bir gün içerisinde 20-30 tane daha insan öldü. Yani yok, bu ateşkesi ben imzalatmış olayım. Yani ben
o rolü oynayayım diye. O fotoğrafta ben gözükeyim filan demek istedi. Bu çok önemli bir şey değil yani, önemli olan kanın durmasıdır. Yani Filistinli'nin kanının akması bir gün bile daha, bir Filistinli'nin daha kanın akması Türkiye'nin öyle çok da ama herkes beni lider olarak bilsin diyerek can atacağı bir konu değil. Kaldı ki Mısır'ın önünü biraz da açan Türkiye. Dikkat edin, o dörtlü bir zirve yapılacaktı. Dörtlü zirve Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye ve İran arasında gerçekleşecekti. Dışişleri Bakanları arasında. Bu toplantının Türkiye'de olması, yani İstanbul'da olması fikri ağır basıyordu herkes tarafından. Türkiye teklif etti, Kahire'de yapıldı. Şimdi bu eğer şeyse, bir liderlik, bir rol kapma hadisesi, Türkiye zaten rolü ona veriyor. Verdi, o yani, verdi yani. Rolü veren, yani veren el alan elden üstündür burada. Yani kimse tabii bunu hesaba katmıyor. Kaldı ki şu anda Mısır, Türkiye Mısır'daki demokratik dönüşümü takdir ediyor ve onun önünü açılmasını destekliyor. Onu daha fazla geliştirmek. Canım Suriye'de bu kadar ortalara düştünüz. Irak'ta 1,5 milyon Müslüman vefat etti, öldü, tecavüze uğradı. O zaman nerelerdeydiniz diyorlar. O zaman da buradaydık. O zaman da aynı noktadaydık aslında. O zaman biliyorsunuz Türkiye 1 Mart tezkeresiyle Irak'a işgali, Irak'ın işgalinde son anda da olsa geri çekildi. Yani o geri çekilme her ne kadar Türkiye'deki genel demokrasi seviyesinin bir şeyi ise de, bir durumuysa da, orada Sayın Başbakan'ın grup kararı almamış olmasının çok önemli bir payı olduğunu da hatırlatmak lazım. Yani eğer Sayın Başbakan orada bir grup kararı almış olsaydı, bir madde tezkeresi diye bir şey çıkmazdı. Ve bu tür kararlar genellikle grup kararı alınarak riske edilmez kolay kolay. Yani tabii ki orada CHP de hayır oyu verdi ama CHP zaten her şeye hayır verdiği için orada hayır vermiş olmasının çok da fazla bir kıymeti bence yok. Göze batmadı yani aslında, evet. Yani orada CHP'nin grup olarak hayır demesi biraz olayı belirledi ama. Belirledi ama ben iktidarda olsaydı acaba Cumhuriyet Halk Partisi orada ne yapardı diye merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu evet, böyle bir yani durumda. Orada da gene lafı çaktınız hocam, dediniz ki yani her şeye hayır dediği için o hayırını pek çok fark edemedik. Ama yine de takdir etmek lazım yani, ben yine çok hakkını yemeyelim. Oradaki hayırı işe yaramış oldu. Yani oradaki hayırı AK Parti'nin genel camiasının arzusunu birazcık da arzusuna paralel bir hayır idi. Bizim arkadaşlar sizin o konudaki görüşünüzü tam bir tweet haline getiremediler. Bir yanlışlık gene var da düzeltelim. Çünkü bu evet, alemde hemen başka türlü anlaşılabilir. Bugün demokratik usul ve esaslarda bölücülük istemek bile bir suçlama konusu olmaktan çıkmıştır. Sanki 280 karakter olmuştur şimdi. Doğru, evet, yani yapamadık. 140 söylediklerinizi bir tweet haline getiremedik. Doğru. Bugün, bunları silin çocuklar. Bunlar yanlış anlaşılır. Bu ikisini silin. Bugün şöyle, bugünün demokrasisinde bölücülüğü savunmak da mümkün. Evet. Bugünün ben, demokrasisinde evet, demokratik usul ve yöntemlerle bölücülüğü savunmak bile mümkün. Evet. Çünkü orada daha büyük bir laf ettiniz ama dediniz burada PKK ile temas bile makul karşılanıyor BDP'liler için. Şöyle diyeyim, ulaştığımız demokrasi seviyesinde fikir düzeyinde bölücülüğü savunmak suç olmaktan çıkmıştır. Evet. Ama silahla değil tabii. Terörle, evet, şiddetle değil. Değil. Bu büyük bir laf da bizim tabii onu tweet haline getirmemiz lafın büyüklüğüyle pek kolay hale o gelemiyor. Tabii evet. Kusura bakmayın yani. Onu, yanlış yeri geldiğinde o zaman tek silin çocuklar, silmek mümkün burada. Tabii. Hemen siliverin çocuklar onları. Yeri geldiğinde onu biraz daha aslında vurgulayarak söyleyelim. Bu bölücülüğü savunduğumuz anlamına tabii ki gelmez. Yani evet, biz aksine bütünlükten, bırakınız bütünleşmeden, bugün Türkiye'nin ulaştığı vizyon Türkiye'nin genel anlamda bölgesel bütünleşmesinden bahsediyor. Bölgede bir bütünleşmeden bahsediyoruz biz. Yani biz bu Suriye olayı başlamadan önce aslında Türkiye'nin gerçekleştirdiği hadise buydu. Yani 4 tane ülke arasında serbest geçiş, serbest ticaret ve serbest dolaşım Şamgen anlaşması yapılmıştı. Ve inşallah eninde sonunda olacak şey budur. Ve bu olduğu takdirde de emin olun işin içine Irak da katılacaktır, İran da katılacaktır, şeyler de katılacaktır. Mısır, Tunus, bu Türkiye'den, İstanbul'dan yola çıkan bir insan belki de Kuzey Afrika'ya kadar, belki de oradan bütün Afrika'yı rahatlıkla dolaşabilecektir. Evet. Şimdi bu bir bütünleşme vizyonudur. Şimdi bu bir bütünleşme vizyonu içerisinde Kürtler isterse, yani daha doğrusu Kürt siyasetçiler, BDP'ler ve PKK'lar, bölünmeyi savunan her kimse buyursun Kürtleri ikna etsin bölünmeye. Buyursun Kürtleri... O zaman bunu manşet yapalım. Böyle bitirelim. Buyursun... Bölünmeyi savunan her kimse, BDP'liler, BK'lı, PKK'lılar... Buyursunlar, buyurun, ikna etsinler. Buyurun, kimi? Kürtleri. Kürt kökenli vatandaşlarınızı Kürtleri, ikna edin. Kürt buyurun. Kökenli demeyelim, Kürtleri. Kürtleri öyle mi? Tabii biz artık köken kelimesini çok kullanmıyoruz. Peki, tamam. Buyursunlar Kürtleri ikna etsinler. Yani. Bir daha söyleyin siz kendiniz efendim.
şeyi savunanlar, bölünmeyi savunanlar buyursunlar Kürtleri buna ikna etsinler. Bu daha basit. Vurucu bir cümle. Vurucu bir cümle. Bununla son tweetle veda ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah, kolaylıklar ve başarılar dileriz. Profesör Doktor Yasin Aktağ sizinle ve bizimle birlikteydi efendim. Bugünkü beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın da TV8'de kumandanızın 8'inde saat 8'de bir daha gelin. Yani silahı bırakıp ikna etsinler. Silahı bıraksınlar buyursunlar ikna etsinler. Silahı bıraksınlar ikna etsinler. Evet. Tamam efendim.